Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem ekonomik hem de çok lezzetli olan patates yemeği tarifini yapıyoruz. Hadi o zaman tarifimize başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. 4 adet patates, 1 adet büyük soğan, 1 adet domates, 2 adet sivri biber, 2 adet acı biber, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz kullanacağız. Hadi hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle soğanımızı yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Sonrasında domatesimizi de kabuklarını soymadan küp küp olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz. Sivri biberlerimizi ve 2 adet acı biberimizi küçük küçük doğruyoruz. Acı biber bence bu yemekte olmazsa olmazdır ama tabii ki acı yiyemiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. İki diş sarımsağımızı da ince ince doğradıktan sonra artık patateslerimizi doğramaya başlayabiliriz. Patateslerimiz ne çok büyük ne çok küçük olmalı. Eğer çok küçük küp küp şeklinde doğrarsanız çok hızlı pişeceği için dağılma yapabilir. Bu yüzden bir tık büyük olması önemli. Artık tüm hazırlıklarımız bittiğine göre yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve soğanlarımızı ekliyoruz. Ve soğanlarımızı tenceremize ekledikten sonra toplamda 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Soğanlarımızın rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız yeterince kavrulduktan sonra artık yeşil biberlerimizi ve acı biberlerimizi ekleyebiliriz. Biberlerimizle birlikte sarımsaklarımızı da ekliyoruz ki hepsinin lezzeti birbirine geçsin. 2-3 dakika biberlerimizi, sarımsaklarımızı ve soğanlarımızı kavurduktan sonra artık domates ve biber salçamızı ekleyebiliriz. Domates ve biber salçamızı da kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavurmamız yeterli. Bu aşamada patateslerimizi ekleyebiliriz. Patateslerimizi de aynı şekilde 3-4 dakika sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız domateslerimizi de artık ekleyebiliriz. Mevsimi olmadığı için eğer elinizde yoksa eklemeyebilirsiniz ya da hazırladığınız konserve domatesiniz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Ve artık yemeğimizin suyunu verebiliriz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz ve son olarak yemeğimizin lezzetini verecek olan baharatlarımızı da ekledikten sonra ocağımızın altını kısıp kapağını kapatıp 30-35 dakika pişmesi için bırakıyoruz. Ve yemeğimiz suyunu yeterince çekti ve çok da güzel bir şekilde pişti. Çatal batırıp patateslerinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Rengi de suyunun kıvamı da çok güzel oldu. Patatesin kendi nişastası olduğu için suyuna hafif bir kıvam veriyor. Bu da onu daha da lezzetlendiriyor. Şimdi yemeğimizi 20 dakika dinlendirip servis edebiliriz. Patates yemeğimiz servis etmek için artık hazır. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.